Kobani eylemlerine ilişkin finans davasının ilk duruşmasının ikinci oturumundan tahliye kararı geldi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet Salih Zümrüt'ün tahliyesine, yargılanan diğer isimlerin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 12 Ocağı ertelendi. IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırıları karşısında 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen protesto eylemlerini finanse etmek iddiasıyla 19'u tutuklu 89 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşmasının ikinci oturumu Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda görüldü. Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından örgüt propagandası, örgüt kurmak ve örgüt yöneticiliği iddiasıyla açılan davanın duruşmasını HDP milletvekilleri Kemal Peköz ve Fatma Kurtulan'la çok sayıda siyasetçi izledi. Duruşmada söz alan sanık avukatı Çiğdem Kozan, Gezi tanığın vermiş olduğu beyanların tamamen yanlış olduğunu, müvekkilinin PKK'den değil adli suçtan yattığını söyledi. Beyanların resmi evraklarla boşa düştüğünü belirten Kozan, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Berat Anlı'nın avukatı Murat Özkan dosyada yer alan delillerin yasal olmadığını söyledi. Müvekkilinin mal varlığı üzerinde bulunan fiili el koyma kararının kaldırılmasını istedi. Duruşmada söz alan avukatlardan Kenan Maçoğlu da müvekkili Hüseyin Daş'la ilgili dosyayı neden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğünü sordu. Savcının Kobani Kumpas davasının savcısı olduğunu belirten Maçoğlu, savcı Ahmet Altun gizli tanıklarla dosya yürütmeyi seviyor diyerek dosyadaki çelişkilere dikkat çekti. Diyarbakır D tipi cezaevinden Segbis'le duruşmaya bağlanan hasta tutuklu Mehmet Salih Zümrüt, sağlık durumunun iyi olmadığını belirterek tahliyesini istedi. 9 aydır tutuklu bulunan Nizamettin Onar ise tanıkların beyanlarında geçen tarihlerde başka bir dosyadan tutuklu olduğunu söyledi. Duruşmada ana dil gerginliği de yaşandı. Adana F tipi yüksek güvenlikli cezaevinden Segbis'le bağlanan Şefik Çevik, ana dilinde savunma yapmak istediğini belirtti ancak tercüman olmadığı ileri sürüldü. Heyete tepki gösteren avukat Bişenk Erik, burada HDP'li olmanın yargılandığı bir süreç yaşanıyor dedi. Avukat Sipan Cizreli, dava kapsamında verilen mal varlıklarına el koyma kararlarının kaldırılmasını, Mehmet Salih Zümrüt'ün sağlık sorunları göz önüne alınarak ev hapsi ve yurt dışı yasağıyla tahliyesine karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti verilen 3 saatin ardından Mehmet Salih Zümrüt'ün tahliyesine, yargılanan diğer isimler yönünden tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Metin Kılavuz'un ev hapsi adli kontrolünü kaldıran heyet, yakalama kararı bulunan Selami Turhan'a ev hapsi adli kontrol uygulanmasına karar vererek diğer tüm talepleri reddetti. Mahkeme bir sonraki duruşmayı 12 Ocağı erteledi.